Bu haberde de dedeler anlattı, öğrenciler can kulağıyla dinledi. Erzurum'da Dede Bana Masal Anlat projesi nesilleri buluşturuyor. Sabancı Ortaokulu'nda bu hafta derse giren Fikret Kabakuş çocukları masallar diyarına yolculuğa çıkardı. Her hafta bir öğrencinin dedesi davet ediliyor. Onlara masal anlatıp bilgi ve tecrübelerini paylaşıyor. Çalışan muhafaza olur arkadaşlar. Projenin adı Dede Bana Masal Anlat. Projeyi yürütense Erzurum Yakutiye Sabancı Ortaokulu. Her hafta cuma günü sınıfta bir öğrencimizin dedesini sınıfımıza konuk ediyoruz ve onun yaşam tecrübelerinden istifade etmelerini sağlıyoruz. Çocuk böylece sosyal öğrenme ortamı da görmüş oluyor. Buyurun. Dersin bu haftaki konuğu 70 yaşındaki Fikret Kabakuş oldu. Kabakuş çocukları masallar diyarına yolculuğa çıkardı. Çocuklara Nesrettin Hoca'dan, İstanbul'un Fatihinden, efendim günümüzün gelişmiş insanlarından bahsetmeye çalıştım. Dilimin döndüğü kadar. Kendimi biraz örnek verdim bazı örnek şeylerden. Hakikaten çok güzel geçti. Türkçe dersinde çok eğlendim. Hele dedi bana masal anlat projesinde acayip eğlendim. Dedemize çok teşekkür ediyorum. Salonun ortası boştu ya. 70 yaşındaki Fikret Kabakuş masal anlatmanın yanında çocukların isteğini de kırmadı. Onlarla birlikte türküler söyledi. Birlikte şarkılar söyledik, türküler söyledik. Bu beni çok mutlu etti ve kendimi çok mutlu hissettim. Dedemiz bize tecrübeler anlattı, öğütler verdi. Bu güzel bir duyguydu. Kuşakları bir araya getiren ders hatıra fotoğrafıyla sona erdi.